Sayın Cumhurbaşkanım, geçen seneden beri Erzurumspora Spor'a yapılan haksızlıkları dile getirmek istiyorum. Turnikelerle başlayıp 5-6 hafta dışarıda oynadıktan sonra turnikeleri yaptılar. Bu seyirci dışarılarda perişan oldu. Bu senede iyi bir takım kurduk ve lige renk getirdik. Ama önümüze bazı engeller çıktı. Kasımpaşa maçında, Akısar maçında puanlarımız çalındı. Sayın Cumhurbaşkanım, spordan biri gelmiş olarak bu zulme son veriniz. Yazık günah değil mi? Eksi 20 derecede çoluğunu çocuğunu alan seyircimiz sitata akın akın gitti. Soruyorum sizlere Sayın Cumhurbaşkanım. Tribünlerde böyle bir doluluk oranı var mı? Buyurun bakın Kasımpaşa maçı bin kişi. Başakşehir maçı 500 kişi. Yazık günah değil mi bu millete? Başka sosyal faaliyetimiz yok. 60 yaşındayım. 3 gündür uyku uyuyamıyorum. Yazık günah değil mi? Psikolojim bozuldu. Ben de sporcunun içinden gelen bir amatör sporcu olarak ben de yıllarca Türkiye'nin çeşitli kulüplerinde masörlük yaptım. Ama böyle bir zulüm, böyle bir zalimlik görmedim. Yazık günah değil mi? Bizim maçta ilk yarı oynanan Rizespor, Rize Spor Arzunspor maçında ilk yarı 6 dakikamızı çaldı. 40 saniye oynattı maçı. Ondan sonra da bitirdi. Yazık günah. Başka sosyal faaliyetimiz yok. Şimdi soruyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Geçen de röportajınızda dediniz ki Başakşehir kurduğum takım. Kasımpaşa doğduğum büyüdüğüm semtin takımı. Fenerbahçe tuttuğun takım. Rize Spor, memleketin takımı. Bu Erzurum Neren'in takımı Sayın Cumhurbaşkanım. Bizlere de yazık. Üç gündür hastayım uykuma gözüme uyku girmedi. 60 yaşındayım, tansiyon hastasıyım. Biz de sporun içinden geldik. Rize Spor bizi yenebilir. Biz Malatya'ya da yenildik, sesimiz çıkmadı. Başakşehir'e yenildik, sesimiz çıkmadı. Beşiktaş'a yenildik, sesimiz çıkmadı. Hep alkışladık, seyirci alkışladı. Hiçbir seyircinin taşkınlığı olmadı. Ama Dadaş hep sabretti Sabretti Kasım Kasımpaşa maçında Akisar maçında Ve en son da Rize Spor maçında Puanlarımız çalındı Şu Özgür Yankaya kaç haftadır Hiç maç verilmemiş Merkez Merkez hakim komitesinin elinde Canlı bomba Bu hakimleri kullanıyorlar Bugün bizim maçta kullanırlar Yarın başka maçta kullanacaklar Lütfen bunların da bir kulaklarını çekin Sayın Cumhurbaşkanım yeter, yeter. Hani biz Nenatun'un torunlarıydık, 93'te Cumhuriyet'in temelleri bu insanlarla atıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in temellerini Erzurum'da attı. Erzurum insanlarıyla beraber attı. Hani birdik, hani birliktik. Sayın Cumhurbaşkanım rica ediyorum bu olaya sizden başka kimse el koyamaz. Biz Rusya'nın takımıyız. Sayın Cumhurbaşkanım. Gelen eksi 20 derecede. Eksi, şu UEFA maçında Fenerbahçe öyleyse gitmesin Zenit. Eksi 20 derecede 30 derecede oynanacak. Futbol erkek oyunudur. Hiçbir zaman bunları söz konusu etmemeleri lazım. Merkez Hakim Komitesi'ne buradan sesleniyorum. Haftanın en önemli maçına Özgür Yankaya gibi hakemlikten yoksun, bilgiden yoksun birisini atıyorsunuz. Bunlar sizin elinizde canlı bomba. Hiç mi hakeminiz yoktu? Niye bu millet serdar Cüneyt Çakır'ı veya Fırat Aydın'ı Mete Kalkan'ı, FIFA kokarttığı hakemlerimizi neden göndermediniz? Bu bir tezgahtı. Ama Erzurum halkını yeter. Başka test etmeyin. Yeter artık. Yeter. Dayanamıyoruz. Psikolojimiz bozuldu. Yeter. Bu millet sabretti. Bu milleti niye sokaklara dökmek istiyorsunuz? Amacınız ne? Futbol Federasyonu'nda Merkez Hanımefendi Komitesi'ndeki o kirli insanlarla Erzurum'u lütfen alet etmeyin. Yazıktır, günahtır bu memlekete yazık. Eğer sende biraz vicdan varsa Merkez Hakim Komitesi Yusuf Namoğlu'na sesleniyorum. Çıkarsın, burada bunu açıklamak zorundasın. Bu milletin, bu basının, bu vatandaşın, bu kulüplerin bilmesi lazım. Erman Toroğlu sana da sesleniyorum. Bu olaya lütfen el koy. Oturduğun yerde 200 kulübü sadece savunma. Erzurumspor'un hakkı yenilmiştir. Buna da bir çare bul. Maçı tekrar izle ve gereken yerlere de tepkini göster. Anadolu kulüpleri sizlere de sesleniyorum. Bugün bize yapılan yarın size de yapılacaktır. Unutmayın bunu. Hiçbir zaman bu memleketin kaderiyle oynamayın. Yeter artık. Sayın Cumhurbaşkanım. Ancak bu olaya siz el er koyabilirsiniz. Sizden başka kimseye de güvenmiyorum. Daha duygularımla fazla konuşamıyorum. Özür dilerim. Biraz belki sert oldu ama başka konuşacak kelime bulamıyorum. Allah'a aman Allah'a emanet olun. Sporu seven tüm sporcular